Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün inşallah Rabbil alemin sizler bilen İslam dininin asıl menbeleri bulayan Kur'an ve sünnetini düşünüş, doğru manasına yetip barış usulleri doğrusu da oradan kengençe kaplaşamız. Bitti derske sığmasa gerek aslında, lakin barçamız bilsek de tekrar olarak ve ahamiyet veriş gereği bugün cihatlarını inşallah Rabbil Alemin organımız. Demek Kur'an-ı Kerim sünnet-i seniyye İslam dininin asıl manbayı hesaplanır. Peygamber aleyhissalatu vesselam sizlerge özümden keyin ikkita işini kaldırdım degenler. Haccatul Vada'daki meşhur hutbalarıdır. Hutbanın tariqası türlü xil. Bazıları da özümden keyin sizlerge Kur'an ve Ahl-i Beyt'i kaldırdım degenler. Bir rivayeti var, Kur'an ve ölümünü kaldırdım degenler. Yani bir rivayeti Kur'an ve sünnetini kaldırdım degenler. Umumi manada sünnetini kaldırgenleri doğrusudaki metin mana muvafık boladı. Yani İslam'ın usulüge göre. Ahl-i Beyt hakkıda, ölüm hakkıdaki gepler mecazge talqin kılınadı. Nima uchun? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyin hidayet manbayı olarak Kur'an'dan keyin sünnet duradı. Başka yol yok. Kur'an'ın özüge eğer bir insanın Kur'an'ın özüge müracaat kılışlığı onun hidayetini kefaletlemeydi. Tamillalmaydı. Çünkü Kur'an'ın özünü, zahir, metniden adamlar bitti ayetini özüden bir neçe hıl mananı çünkü mümkün. Aynen kaysı biri doğru mana. Kaysı biri siz bilen bizni hidayetimizge sebep boladigen mana. İnne hadal Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Kur'an özü hidayet kitabı aslı. Hop, kaysı mana hidayet? Kur'an'da bir neçe hıl mana var. Hatta sahabe-i celil makamiga erişken zatlar bazı ayetlerini eşitkenleri de hayretlenişken. Hayran kalışken. Allah Teala aytadı Kur'an-ı Kerim'de. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin. Ulaike lehumul emnu ve hum muhtedu. İman keltirir. İmanlarını zulüm bilen kirletmegeller. İman keltirir. İmanlarını zulümge aralaştırmegeller. Ana uşalar amanlikte, ana uşalar hidayettedir diye yaptı Allah Teala. İmam Buhari bana şu ayetini sebebi de aleykümselam rahmetullah. İmam Buhari bana şu ayetini sebebi nüzulü doğrusu da rivayet keltirgenler Abdullah'tan. Peygamber aleyhissalatu vesselam bana şu ayet nazil bugün de sahabeler soruştu. Yani kaysı birimiz özümüzü zulüm kumagenmiz ki? Hamamızda zulüm var ki, doğru mu? Hamamızda kandaydır, manada zulüm var. Demek edir? Yani narsanı öz ornuge koyalmayız. Zulüm özü nimeydi? Vadu'u şey li gayri mavdi'ihiydi. Bunun tarifi şu, zulüm nime? Narsanı öz ornudan başka cahaya koyuşki zulüm deyiledi. Kaysi birimizde bunu okşagen tasarruf yok. Degen de keyin ayet nazil buldu. İnne şirke la zulmun azim ayeti nazil buldu. Bu ayetini bu ayet nima kıldı? Tafsir kıldı. O cahaydaki zulümden murat şirk ekenliği mağlup oldu. İmam Buhari bu metnini keltirgen. İmam Ahmet'in müsnetleri de sahabeler gelip soruştu. Bizi kaysi birimiz imanımızga zulüm kımagen ki? Bu bizge ağır keldi deyişken. Şunda Peygamber aleyhisselam Abdus Salih farzandiga nasihat qilganda eshitmagan misizlar dedilar. Bu rivoyatda demak u nozil bu bo'lgan Peygamber aleyhisselatu vesselam açıklayaptılar. İmam Buhari'de ayetten keyin başka ayet nozil bo'lyapti. Xullas ikkalasini ham muvofiqlashtirsak bo'ladi. Demak bir ayet ikinci ayetni nima qilarkan? Tafsir qilarkan. Endi biz Kur'an'ı tushunishlik uchun birinchi etapta yani Arab bulsak, lügatlarını yaxşı düşünsek, fasahatını yaxşı acıratsak ve bir kança ilmi
asoslarga ega bo'lganimizdan keyin Qur'onni o'zi bilan tushunishimiz kerak. Birinchi etap. Ungacha nechta fan keldi o'zi? Bir 20 ta yaqin fan bor. Nahvni bilsin, sarfni bilsin, balog'atni bilsin, fasohatni bilsin, lug'atni bilsin, om nima uni bilsin, xos nima uni bilsin uni, muqayyat nima, mutlaq nima, bularning barchasini bilsin. Ba'zan haziflar bor. Ha, hazif, muzof muzofini ilakda muzofin ilak nima qilinadi? Hazif qilinadi. Was'alil qoriyata allati kunna fiha. Was'alil qoriyata allati deyapti Alloh taolo. Qoriya nima? Qishloq. Qishloqdan so'rang deyapti Alloh taolo. Qishloqni qanaqa so'raymiz? Zohiriga qarasak, qishloqqa borib qishloqdan so'raymizmi? Biz shu yerda bo'lgan edik deb. Nima so'raymiz? Hech narsani so'ra olmaymiz. U yerda hazif bor. Was'al ahla qoriyata allati kunna fiha. O'ttagi qishloqni ahllardan so'rang. Bularni bilmasa, bunga o'xshagan juda ko'p oyatlarda hazflar bor, mahzuflar bor. Taqdir qilinadigan narsalar bor. Taqdir qilinadigan. Masalan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum. Ey iymon keltirganlar, namozga tursanglar nima qilinglar? Yuzinglarni yuvinglar. Kim joy namozga turganda yuzini yuydi? Kim yuydi? Mumkin emaski, bu yerda nima bor? Bitta taqdir bor. Iza qumtum ila solati iza aradtum iqomata solati o'zi. Namozni qoyim qilishlikni xohlasanglar va sizlar tahoratsiz bo'lsanglar degan jumla ham bor tagida. Vojib bo'ladi faqsilu wujuhakum va aydiyakum ila marofiq ila aya oxirigacha oyat tahoratni o'rgatadi. Demak, Qur'onni Qur'on bilan tushunish Qur'onni aynan Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan maqsadga to'g'ri yo'ldan yetib borish uchun bir qancha fanlarni o'zlashtirgandan keyin Qur'onni Qur'on bilan tushunishimiz kerak. Qur'onni Qur'on bilan tushunishlik fanini bizga kim o'rgatdi? Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Aytdilar Abdun Solih farzandiga ya bunay la tushrik billah innash shirka la zulmun azim degan dedilar sahobalarga. Ha? Ya'ni o'z o'g'liga Luqmon alayhissalom nasihat qilar ekan, ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirmang, chunki shirk eng katta zulmdir dedi. Ha, zulm o'sha narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yish. Ibodat faqat va faqat Allohga qilish kerak edi. Ibodatni boshqa joyga qo'yish eng katta zulm bu. Shirkning ta'rifi shu. Demak, ikkinchi o'rinda sunnatni berishimiz kerak. Yuqorida men hozir sanab vaqti ketkazishlikni istamagan fanlarim aynan hammasi hadisga ham tegishli. Qur'oni Karimda bilishimiz kerak bo'lgan til bor, lug'at bor, grammatika bor, orfologiya bor, hamma falsafasi bor buni, mantiqi bor, mutlaq muqayyat hamma arab lug'atlariga o'sha Qur'on nozil bo'lar paytidagi fasohat balog'atga oid barcha narsalarni bilib hadisga murojaat qilish kerak. Hadisda ham xuddi shu narsalar lozim bo'ladi. Bo'lmasa nima bo'ladi? Qur'onni o'qib, xohlagan odam o'ziga xohlagan jamoatni tuza oladi. Shu kunga qadar islom nomidan harakat qilgan, o'ziga islomni nisbat bergan va adashgan toifalarning 100% Qur'ondan o'zlari tushungan ma'no bilan adashgan. Ular yangi fikr olib kelmagan. Qur'onni o'qib, Qur'onda o'sha payg'ambar alayhissalotu vassalom qo'ygan usulga ergashmay, o'zlari ma'no aytaroq nima qilishgan? Yo'ldan adashishgan. Shi'alar Qur'oni Karimdagi Was'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun oyatini. Ahli zikr kim degan savolga ahli bayt deb javob berishgan. Va aytishganki, was'alu ahlal zikri, ya'ni ahlal bayti in kuntum la ta'lamun, bilmasanglar ahli baytdan so'ranglar degan. Shuning uchun o'zlariga tanlagan imomlarinigina sodiq deyishgan bular. Siqa deyishgan sahobalardan o'sha o'zlari tanlagan imomlarga ergashmagan yoki muvofiq kelmagan vaziyatdagi sahobalarni barchasini murtadlikda ayblashgan. Eng og'irlari Hazrati Oysha onamizni zinoda ayblab keladi.
Abu Bakr Siddiq, Umar ul Faruq, Usman Zunnureyn radiyallahu anhum ecma'illerini lanetleş imanlarının ruhunu hesaplanadı. Ular iman keltirerken sen deydi, bularga ergeş, bularını lanetleşin gerek. Lanetlemesen ahli beytten bulal mıysan deydi. Delil Kur'an'da. Delili boşanmaz. Ahli zikir degen ahli beyt manası yan var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a sizni zikringizni şerefli kıp koydu degen Allah Ta'ala. Doğru mu? Uşa zikirden bulan ahli beyt uzun manası. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahli beytleri zakat yemeydi. Demek ki şerefli nasab bu geldiği için. Zakat kir narsa hisoblanadi. Odamlar o'zini pulini, kirini kambag'allarga tarqata, o'ziniki poklanadi. Kirni odamlarga, ularga pokda, lekin bu umumiy ma'noda umumga pok bo'lgan narsa payg'ambar alayhissalomga pok emas. Yuqorida keltirganimiz Hajjatul Vado'da o'zimdan keyin ikkita manba qoldirdim. Birinchisi Qur'on, ikkinchisi Ahli Bayt degan hadisni bunga ilova qilishadi. Mana sizga bitta jamoa. Qattan paydo bo'ldi, Qur'ondan paydo bo'ldi. Endi nima qilishimiz kerak? Qur'onga xohlagan odam, xohlagan ma'nosini aytishligiga yo'l ochib berish kerakmi? Hozir shuni talab qilishyapti ba'zilar. Maqsadlari shu, o'zlarining siyosiy maqsadda tuzgan jamoalarini oqlash uchun Qur'onni ishlatmoqchilar. Nima uchun ahli sunna val jamoada bo'lish muhim? Nima uchun ahli sunna val jamoaning kategoriyalarini o'rganish farz? Ya'ni bu jamoa uchun. Nima uchun? Farzi kifoya ya'ni. O'rganmasangiz, maydonni ochib qo'ysangiz, Qur'oni Karimni o'zi bilan katta-katta fasodlar yuzaga chiqarishadi. Xavorijlar xavorijlarning slogan shakliga keltirgan, ya'ni shior sifatida ko'targan jumlalari nima edi? Inil hukmu illa lillah edi. Qur'ondan oyat edi. Qur'oni Karimda ikkita o'rinda keladi. Inil hukmu illa lillah. Yusuf surasida kelgan. Allohning hukmidan boshqa hukm yo'q. Hukm faqat Allohga oid. Buni kimga qarata ishlatishdi? Ali radhiyallohu anhu qarata ishlatishdi. Ali radhiyallohu anhu tahkim hodisasida hukmni ikkita katta jamoaning o'rtasidagi sulhda hukmni sahobaga topshirganlari uchun ta'naga duchor bo'ldilar va bu Havarij cemaalarını tüzülüşüge sebep oldu. Kur'an'dan ayet okuştu ular. Kur'an'dan ayet okuştu. Uşu topalan bol yetken peyti de ularının özlerinin mescitleri vardı. Cümege çıkıp durup Hırkus degen davetçi davet kılarken Allah'tan korkunlar. Resulullah'a ergeşinler. Dünyaya batıp kalanlar. Ahiretini oylanlar. Ahiret bu dünyadan köre bakira deyip daveti başlardı. Barcha jumlasi shunaqa, mana shu tarzda kelgan. Taqvoni davoqiga oxiratni istayotgan odam sifatida talqin qilgan o'zini suyangan matnlari oyatlar. Demak, oyati kalimada to'g'ri ma'noga yetib borish sabablari muhim o'rganishimiz va buni bu ya'ni usullarni muhofaza qilish shart hisoblanadi. Agar muhofaza qilinmasa bu usullarda jamlanilmasa, bu usullar atrofiga to'planilmasa, barcha xohlagan ma'nosini aytishni boshlaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislaridan ba'zi misollar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, mushriklar yurtida, mushriklar orasida yashayotgan musulmon bizdan emas deganlar. Sahih hadis bu. Qanday tushunamiz buni? Sahih hadis. Hozir buni hozir u darajada ishlatishmayapti da, lekin Alloh ko'rsatmasin, bir musulmon mamlakatga o'sha musulmon mamlakatni Dorul Kufr deb, Dorul Kufr deb e'lon qilib, unga qarshi o'zlarining da'volarida jihod deb hujum qilishsa, mana shu hadisdan foydalanishadi. Yaxshi eslab qoling. Nima deyshadi? Masalan, O'zbekistonga hujum qilmoqchi bo'lsa, O'zbekistondagilarga aytadi: "Sizlar mushriklar ichidasizlar, sizlar musulmonlardan emassizlar." Nimaga? Mana hadis deyshadi. Talqinni qara. Nima deb javob beramiz? Hadis sahih hadis. Nima deb javob beramiz? Mushriklar ichida turgan musulmon mendan emas deganlar. Men bezorman undan deganlar.
Hadis sahih hadis. Demek. Manolari mana shunaqa chiqaveradi. Masalan, zohirdan qaraysiz shunaqa, o'sha tarafda bo'lsang, shunaqa bo'lsang, deb chiqaraveramiz. Lekin hadisning sababi bor. Demak, sababga ham qarashimiz kerak bo'ladi. Hadisning sababi bor. Sahobalardan bir jamoa bir qavmning ichiga kirib olishdi. Va namozda, namoz o'qib turishgan paytlarida, sajda holatlarida mushriklar ularni o'ldirdi. Sahobalarni o'ldirib qo'yishdi. Keyin shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam ulardan xun talab qildilar va aytdilarki, mushriklar ichida yurgan musulmon mandan emas dedilar. Bu nimaga sabab bo'ldi? Ma'nosi nima bo'ldi bu bilan? Hodisa bilan. Sabab voqea bilan nima ma'nosi bo'ldi? O'zini jonini xatarga qo'yib mushriklar ichida hujumga ehtimoli bor musulmondan xun talab qilinsa, xun olmayman dedilar. Ya'ni xun talab qilmaymiz undan dedilar. O'zini o'zi o'ldirdi dedilar. O'shaning uchun u bizdan emas dedilar. Xun talab qilish ma'nosida bizdan emas dedilar. Lekin islom ummati 1400 yildan beri mushriklar ichida yashayotgan birorta musulmonga senga yashash mumkin emas dedimi? Degani yo'q. Ijmo bunga qaytlangan mushriklar ichida yashash haqqi bor. Dorul harb masalasi yuzaga chiqsa, bir musulmon mamlakat bilan kofirlar masalasi yuzaga chiqsa, bu hadis o'shanda voqeaning voqealigiga muvofiq tushganligi uchun ishlaydi. Umumiy ma'noda hamma unga tushadi degan ma'noni ifoda qilmaydi. Mana bitta hadisni talqinini qarang. Xohlagan odam qo'liga qurol olib olib butun musulmonlarni mamlakatlariga urush olovlarini yoqmoqchi bo'lsa, bu hadisni ishlatmoqchi. Sababini bilsangiz aytasiz, to'g'ri, bu bunaqa emas-ki. Bu o'zini o'zi halokatga tashlagan odam bizdan emas. Halokatga tashlagan odam bizdan emas. Musulmonlar unga hujum, ular hujum qilib turibdi, musulmonlar ularga javob qaytarmoqchi bo'lib turibdi. Yoki shunga o'xshagan jihodiy vaziyat yuzaga kelib chiqib turibdi, qurolli jang. Qurolli jangda kofir tomonda tursa, uni safini kengaytiradi. Bu yoqdagi odamlarga xalaqit qiladi. Musulmon odam ularga dushman, zarar yetkazib turgan dushmanga qarshi hujum qilar ekan, ularni ichida turgan odamni qoni xun talab qiladigan qon bo'lmaydi. Hadisning ma'nosi shu, ya'ni bitta hadisdagi talqinni noto'g'ri qilinsa nimaga aylanib ketadi? Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan Qur'on va sunnatni biz yuqoridagi aytilgan bir qancha bilimlar bilan o'rganar ekanmiz, endi hadis jabhasida, ya'ni hadis jabhasiga tafsir ham kiradi. Hadis jabhasiga sababi nuzul ham kiradi. Hadis maydoniga Qur'oni Karimni tushuntirishga uringan sahobalarning hayoti ham kiradi. Endi yangi bitta fan chiqyapti. Ya'ni men katta-katta rukunlarni aytayapman. Yangi fan sahobalarni tanishimiz kerak. Qaysi sahoba kim? Ne kadar payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilarida yashadi u sahoba? Alaykum assalom. Va qaysi sahobani fiqhi ufqi boshqanikidan kengroq? Kim qaysi jangda jihodda qatnashgan? Kim qaysi sanada dunyodan o'tgan? Bularning hammasini islomdan gapirishlikka o'ziga da'vo qilgan odam bilish kerak. Ya'ni yangi bir fikrni aytarkanman, men Qur'on va sunnatga muvofiq kelishligi uchun yuqorida sanalgan fanlardan tashqari sahobalarni tanishim kerak. Sahobani tanimasam, kim nima deyotganini bilmay qolaman. Abu Hanifa rahimahullohdan so'rashdi. Sizning manbalaringiz nima? Siz ijtihod bobida qaysi manbalarga suyanasiz? U kishi aytdilarki, birinchi kitobulloh dedilar. Allohning kitobi birinchi manba. Hamma mujtahidlar bunga nima qilgan? Ittifoq qilgan. Allohning kitobi birinchi manba. Keyin sunnati rasulillah. Men hali yuqorida aytganlarim fanlarni o'zlashtirgan odamga bu savol. Arab tilini bilish kerak. Fasohatni, balog'atni bilish kerak. Masalan, majozni bilish kerak. Majoz ba'zi odamlar bor hozir o'sha xashaviy toifalardan. Majozni nima deydi? Yo'q deydi.
Kur'an'da mecaz yok deydi. Sünnette mecaz yok deydi. Sünnette mecaz var mı yok mu? Sünnette mecaz var. Bir adam cihatke gidiyordu. Ruhsat soradı Peygamber Aleyhisselam'da. Ben cihat çıksam böyledim degende. Lekin onam yığılıp kaldı uyda dedi. Degende irca dediler. Kayt orkange dediler. Onun hakkında cihat kıl. Fe innel cennete tahta kademeyha dediler. El cennete tahta akdamil ummihat hadis deyişedi yu. Buna kamatında hadis yok. Hadisinin uşa metninin manasını belirleyen hadis şu. El cennetu tahta kademeyha dediler. Onayını ayağını astıda cennet dediler. Kanan kılıp cennet onanın ayağını astıda buladı. Mecaz mı? Mecaz. Onanın hizmetini kılıp ayağını tegege payandas bulup bulsa da cennetki kırdı gene bu. Cihattan üstün bu de gene. Yani bu cayda uşa farz-ı kifaye bu gene cihat doğrusu da. Seferberlik hakkında yapmaz. Demek ki mecazını bilişimiz gerek. Demek Ebu Hanife ettiler ki yukarıdaki fallarını özleştirgen zat. Kitabullah dediler. Allah'ın kitabından mutlakını, mukayyetini acilatış gerek. Ve birbirine muarız keledigen ayetler var zahırıda. Bir ayetini karasanız başka çay etken, başka bir ayetini karasanız başka çay etken. Manadan, zahirden karasanız birbirine zıt. Mesela Allah Teala aytadı ki: "Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve inneke letehdi ila sıratin mustakim." Ve inneke letehdi. Bu şattaki lam ne mi? Ta'kid. Ta'kid. Ve inneke letehdi ila sıratin mustakim. Elbette siz elbette hidayet kılasız diyebdi. Sıratal mustakim diye. Doğru mu? Şimdi bir başka ayet var. Başka ayette Allah Teala ne dedi? وَاِنَّكَ لَا اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ dedi. Siz hohlegen, yakış görgenleriyizi hidayet kılar mıyız? Yukarıda siz elbette hidayet kılasız dedi. Bu ayet ne oldu? Siz hidayet kılar mıyız? Ne oldu şimdi? Kanday bunu muvafıklaştıramız? Ayet birbirine zıt kep kaldı mı? Kur'an-ı Kerim başka bir oyun orunda etedi. Kur'an. Kur'an-ı Kerim. Bismillah. Başka bir orunda etedi. Ve levle min indi gayrillahi levecedu fihi ihtilafen kethira. Eğer Kur'an, ayet, Kur'an Allah'dan bulmagende idi, onun içinde köp köp ihtilaflar tapardıyız. Birbirine karama karşı birbirini kuvvetlemeyi degen gepler. Bir cahide ak degen, bir cahide kara deyip koyuşu mümkün. Kitap yazgan adam bunu cüde yakşı çünedi. Kitap yazmagan adam yukarıdan, zahırdan edip çünmeydi. Faraskan ötüp yetişi mümkün. Siz bir kitap yazın de. Kemide bir 50'lik bet bulsun. Keyin onu taşap koyun de 5 günden keyin alıp okup görün onu. 20'te hata taparsın. Keyin taşap koyun. Yani böyle 5 günden keyin okuyun, 20'te hatanı ıslah kıyansız o birincisi doğru bulup çıkardı. Kemede 5 tasıdı. Yana kılasız yana, yana kılas yana. İmam Şafii degen kitabına etkiler. İmam Şafii, Müzeni'ye etkiler. Ben de geliler 80 Mart'ta tahrir kıldım de geliler. 80 Mart'ta tahrir kıldım, 80'incisi de hem nemenidir özgertirdim de geliler. Özgertirişlikten masum kitap Allah'ın kitabı. Başka kitap yok. Hop, yukarıda iki tane ayet birbirine zıtkili yaptı. Ne diyeyimiz? İslam'ın muhalif bulgen düşmanlar karşısında İslam'ımızda kanda ihmaya kalemiz. Bu iki arasının özünün muvafık manası var. Birinci hidayet Allah'tan buladığın hidayet. Onu hiç kim arlaşalmıyordu. Yani siz hidayet kılalmıyorsunuz. Yakışkır geller İngiliz'e degen manada. O hidayet kalbi hidayet. Allah Teala beradigan kalpge alakadar narsa. Ben bir adamın yüzüden gepleşip, ruhi halatını örgenişim mümkün. Kalbini hiç kaçan bilalmıyım ben. İnsanın kalbini, insan bilalıyız değil mi? Tahmin kılalışız mümkün, bilalmıyız. İnsanın kalbini ferişte bilalıyız değil mi? Bilalmıyız. Ferişte bilalmıyız. Kalbimizde ötüyetken narsanı ferişte bilalmıyız. Feriştelerinin sıfatları hakkında Kur'an-ı Kerim ne demek?
ya'lamuna ma taf'alun degan. Sizlarni ishingizni biladi, qilgan ishingizni, amalingizni biladi. Niyatni bilmaydi farishta ham. Ba'zan insonning niyatini farishta yozadi deydi. Hadis bor, sahih hadis bor. Nima asosda yozadi? İnsanın niyetindeki güzel narsalarını nima asosda yozadi desa ulamolar şu hadisini sharhlab aytgan ki insan yaxshi niyet kılsa ondan xushbo'y hid çıkadı. Xushbo'y hid fakat farishtalar sezadigan hid. O'sha xushbo'y hidiga qarab bu yaxshi niyet kıldı deydi. Lekin aslı bilmeydi uni. Nima niyatligini bilmeydi. Xushbo'y hid bilan yozadi. Yomon niyet qilgan odamdan badbo'y hid çıkadı. Ve o'sha badbo'y hidni farishtalar biladi deydi. Hadisni sharhidagi ulamolarni aytgan ma'nosi. Endi Qur'oni Karim da inson demak amal qilishi kerak bo'lgan birinchi manba Qur'oni Karim Abu Hanifa rahimahullohni o'zlari aytgan nima? Manba. Qur'ondagi barcha o'sha fanlardan aloqada. Ikkinchi nima edi? Hadis sharif dedilar. Hadisi shariflarda ham o'sha Qur'ondagi fanni o'rtaga qo'yib manba sifatida foydalanadi. Hadis sahih bo'lsa bo'ldi. Hamma shu sahihni olaveradi degan hozirgi kunda zohiriy ma'noda tarqatilgan gap bor. Bitta gap so'rasangiz, sahih hadismi deydi. Sen nima qarasan sahihligini? Sanga nima aloqasi bor? Bir kishi mendan so'radi. Mana shu rivoyat bitta masalani aytsak endi mazhabga aloqador. Mana shu hadis sahihmi dedi. Deydi, men aytdimki, sahih deganda nima nazarda tutyapsiz? Rivoyatdagi sanatning muttasilligidagi sahihni nazarda tutyapsizmi? Yoki matnning zobtidagi sahihligini nazarda tutyapsizmi? Yoki ummat bunga amal qilish ma'nosidagi sahihligini nazarda tutyapsizmi? Yoki buni rivoyatiga aloqasi bo'lmagan amal yo'nalishidagi sahihligini nazarda tutyapsizmi desam, buncha bid'at gapni qattan olyapsiz deydi. Mutlaqo bundan xabari yo'q. Sahih desa Buxoriy Muslimda kelgan hadis bo'ldi. Sahih mana shunga amal qilaverishimiz kerak degan narsa tarqatilgan odamlarga. Nimaga? Ilmiy fundament yo'q aksar odamda. Sahih desa shuni tushunadi. Vaholanki Qur'oni Karimni oyatidan ko'ra sahih matn bormi dunyoda? Yo'q, Qur'onning hamma oyatlariga amal qilinmaydi-ki, ba'zan mansuxlar bor. Va Qur'on oyatlariga hamma joyda birdek amal qilinmaydi, u ba'zan muqayyad qaytlangan unga mana shunga amal qilinadi. To'g'rimi? Bu narsalarda sahihlik darajasidan tashqari amal qilish darajasi ham ko'zdan kechiriladi. Keyin Abu Hanifa aytdilarki, keyingi ish sahobalarga qoldi dedilar. Amal qilish darajasi da sahobalarga qaraladi endi. Hali aytdim-ku, sahobani tanishimiz kerak. Sahobalarga kelganda dedilar Abu Hanifa, men rojih marjuh qilaman deganlar. Rojih marjuh nima? Hozir ba'zi odamlar hozir o'zicha rojih marjuhligini da'vo qilyapti. Sahobalar orasida rojih marjuh masalasi bor. Masalan, katta sahobalar bor, faqih sahobalar bor. Faqih sahobalardan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, ya'ni Ubaydatul Jarroh, Huzayfatul Yamoni va boshqa sanoqlilar kim bular. Sanasa sahobalardan shunaqa faqih bo'lgan. Sahobalarning soni ko'p emas. Ba'zilar 30 ta deydi, ba'zilar sanab 100-120 taga chiqadi. Sahobaning soni qancha? 120 ming. Yo'q, bu yo'g'i kam ko'sti bo'lishi mumkin. Lekin faqih sahobalar soni 120 ta. Faras qiling, nima haqida gap ketyapti? Bir sahoba bir marta bir masalani eshitdi, ketdi. Shu sahoba umrini oxirigacha islomning hammasini o'rgata oladimi? Yo'q. U sahobadan narigi sahobani rojih ko'radi, mujtahid. Abu Hanifa masalan deydik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytgan hadis bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytgan hadis bir-biriga muoriz kelib qolsa, fiqhiy jihatdan Ibn Abbas rivoyatini oladi. Sanad jihatidan, ya'ni hadisni rivoyat jihatdan Abu Hurayraniki oladi. Masalan, nozikligini qarang.
birdan aytib keta oladigan emas, eshitganiga amal qilib keta oladigan emas. Abu Zar radhiyallohu anhu ni tahoratlari boshqacharoq bo'lgan. G'urrani ko'paytiraman deb qo'llarini yelkalarigacha yuvardilar. Oyoqlarini tizzalarigacha yuvardilar. Ya'ni qiyomat kunida ummatimni tahorat o'rinlaridan taniyman deganlar payg'ambar aleyhissalom. G'urrani ko'paytiringlar deganlar. Ha? O'shaligi g'urra degani bizdan u kalta yeganda ichib chiqqan joy emas. Aliga qashqir otni qashqasi birdan ko'ringan singan g'urra o'zi nur degani. Yarqirab turgan, chaqmoqqa o'xshagan narsa. O'shandan buni olganlar, lekin buni sunnat sifatida boshqa sahobalar olmagan. Olmagan boshqa sahobalar. Qur'oni Karimda xo'p, Solim Abu Huzofani kuli bor edi. Ha? U ozod qilgan valisi edi. Solim payg'ambar alayhisolatu vasallamning uylariga kirib chiqib yurardi. Ya payg'ambar alayhisolam uylariga emas, bir sahobiyi ayolning uyiga kirib chiqib yurardi. Keldi-da Oysha onamizdan so'radi. Balog'at yetib qoldi Solim dedi. Bizi uyga kirib chiqib yuribdi, nima qilay? Deganda Oysha onamiz so'radilar payg'ambarimizdan. Payg'ambarimiz aytdilarki, emizib qo'ysin dedilar. Balog'at yetgan balani emizib qo'ysin dedilar. Rivoyat qatta kelgan? Buxoriyda kelgan, sahih rivoyat. Sanad jihatdan sahih rivoyat. Balog'atga yetgan balani emizib qo'ysin dedilar. Oysha onamiz hayron bo'ldilar. Qanaqa emizadi deganda, ushni aqlib emizadi deganlar, kulganlar. Va buni Oysha onamiz fiqh o'laroq balog'atga yetgan bo'lsa ham bir ayolning sutini ichib qo'ysa mahram bo'ladi deb tushunganlar. Oysha onamizning fiqhlari shu. Bitta Oysha onamiz shu gapni gapirganlar. Endi albatta borib emmaydi uni. Sog'adi sutini ichiradi. Masalaning asl mohiyati shu. To'g'ri odam to'g'ri tushunadi o'zi. Va bu masalada Oysha onamizga hech bitta sahoba qo'shilmagan. Birorta sahoba bu masalada Oysha onamizning bu gaplariga qo'shilmagan. Bitta Oysha onamizning fiqhiy qarashlari shu bo'lgan. Qolganlar nima degan? Bu masala faqat va faqat Solimga tegishli. Xos aytilgan gap bu. O'shaning uchun uni o'ziga taalluqli. Payg'ambar alayhissalotu vasallam shoriylar, shariatni joriy qiluvchi. Bir odamga xos bir masalani aytishlari mumkin va hatto Alloh taolo uni bildirishi ham mumkin. Chunki Qur'on nima dedi? Payg'ambar alayhissalomning sifatlarida va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dedi. Faqat vahiy gapiradilar. Bismillah. Boshqalar 2 yil bilan 2 yarim yil, 3 yil orasida ixtilof qiladi. Biz Abu Hanafi mazhabimizda 2 yil, Imomayning nazdida 2 yarim yil. Ona qorni hisoblanadimi, hisoblanmaydimi? Ona qorni 9 oy hisoblanadimi, 6 oy hisoblanadimi? Bu haqida mujtahidlarimiz tahsinga loyiq ish qilishgan. Yechim bor. Bizda 2 yilgacha emissa, bir marta emsa ham nima bo'ladi? Razoat sobit bo'ladi. Demak, sahobalar o'rtasida rojih marjuh qilishlikka Abu Hanifa labbay dedilar. Men buni qilaman dedilar. Abu Hanifaning usullari bu. Keyin ish kimga qoldi? Abu Hanifagacha yana ikkita tepada silsila bor. Birinchi silsila kim? Tobiinlar. Sahobani ko'rgan, payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rmagan. Tobiinlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan ikkita darajani yo'qotgan odamlar. Tobiinlarning darajasiga qiyomatga qadar hech kim teng kela olmaydi daraja ma'nosida, chunki eng yaqin odamlar ular. Lekin sahobalardan bir daraja pastdagi odamlar. O'sha darajaga kelganda Abu Hanifa nima dedilar? Hum rijal va nahnu rijal dedilar. Ular ham bizga o'xshagan odam dedilar. Men ham ijtihod qilaman deganlar. Demak, tobiin darajasidagi tobiinlar hadis va oyatlardan bir masalani topolmay, o'zlarining mafhumlarini aytar ekan, Abu Hanifa bular bilan tengman deyaptilar. Men ham o'zimning fikrimni aytaman, oyat va hadisdan tushunchamni aytaman, chunki tengman bular bilan deyaptilar. Bu gapni ushlab olib hozir bittasi Turkiyada o'tirib olib, hum rijal va nahnu rijal deyapti. Abu Hanifalarni aytayapti. Ular ham odam, men ham odam. Bu yerdagi odamlik, ya'ni insoniy tabiatga bog'liq emas bu.
ilmiy salohiyatga bog'liq qanaqasiga Abu Hanifa bilan ilmiy salohiyatini inson taqqoslaydi bugun? Mumkin emas. Mumkin emas, u mutlaqo mumkin emas. Agar Abu Hanifa dek salohiyati bo'lganda edi, ular bugun o'zlarini mazhablarini allaqachon tuzgan bo'lishardi. 10 dona odamni ergashtirib olib havolanmas edi. Butun dunyoni oyoqqa ko'tarardi ular. Yo'q. Bular hozir paydo bo'ladi. 5 yil. Men avval 10 yil dedim, bir ikkita joyda xato gapirdim. 5 yildan keyin bularni hech kim eslamaydi. O'rniga boshqa odam kelgan zahoti bular yo'q bo'ladi. Paypoqqa maqsad tortish haqida gapirib yurardi bir odam deyiladi, nomini hech kim eslamaydi. Ishonavering. Abu Hanifalarni 1400 yildan beri eslab kelyapmiz. 80-chi hijriy sanada tug'ilgan bo'lsalar, 1360 yildan beri Abu Hanifa, Abu Hanifa, Abu Hanifa deb kelyapti. Nima gap gapirsa Abu Hanifa mazhabida bu deyilyapti. Odamlar millionlagan, milliardlagan odam shunga o'zini muntasib bilyapti. Va dunyoda saodatini topyapti, ibodatini to'g'ri qilyapti. Aynan san'at orqali Rasulullohga sallallohu alayhi va sallamga ibodatlarini bog'layapti. Hum rijal va nahnu rijal dedilar. Shu o'rinda bir masala chiqdi, bir bahsda kuzatganlar bo'lsa kerak, kuzatmaganlarga takror. Aminni jahri aytish masalasi. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan dedi bir jipiriq. Abdulloh Zufar degan. O'sha bolalar men o'sha gap so'zlardan bilaman, tahoratni bilmaydi, ishonavering. Paypog'iga maqs tortib yurgan odamning namozi namoz emas, benamoz odamlar o'zi. Namozini to'g'ri o'qiy olmaydigan odam Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyapdi. Jur'at bilan gapiryapti shu gapni. Va buni agar samimiy bo'lsa, qalbida dinga, diyonatga, ummatning to'g'ri hidoyatiga dardi tashvishi bo'lsa, o'rtaga tashashdan oldin maslahat qiladi. Mening nazdimda mana shu ominni jahri aytish masalasida Abu Hanifaga hadis yetib bormagan ko'rinyapti. Abu Hanifani himoyasiga kim bor deydi? Unga keyin dalil taqdim qilinsa, keyin ko'rib solishtiradi-da, o'zini gapini aytadi, ma'qul bo'lsa keyin tashqariga chiqib gapiradi. Yo'q, bularga xayoliga kelgan gap shu, nimaga? Betahorat. Tahorati yo'q odamda tadabbur bo'lmaydi. Ha? Afala yatadabbarunal Qur'on oyati tafsirini ko'ring, tadabbur nimaga aloqalar? Tadabbur insonni taqvosiga aloqalar. Qancha qalbingiz pok bo'lsa, Qur'onni shuncha tadabburingiz kengayadi. Oddiy oyatning orqasidagi million-million ajoyibotlarni ko'ra boshlaysiz. Abu Hanifa rahimahulloh tahoratdan tushgan suvni nima derdilar? Najosat derdilar. Abu Mustamal ikkita shogirdni gapiydi. U kishi najosat derdilar. Nimaga najosat derdilar? Dalillari payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislari edi. Inson tahorat qilar ekan ko'z bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Og'iz bilan qilgan gunohlari to'kiladi. Qo'l bilan qilgan gunohlari oxirgi qatra bilan to'kiladi deganlar. Demak, gunohlarni yuvib tushyaptimi? Gunoh najosatmi? Ha? U ma'naviy najosat, to'g'rimi? Hukmiy najosat. Asli emas, hukmiy najosat. O'sha rivoyatlarda Abu Hanifa suvdagi najosatni ko'rgan. Va hamma ko'ra olmasligini oxiri tushunib yetgandan keyin bu dalil ma'naviyligicha qolsin, Abu Mustamalga qaytdim deganlar. Pok, tohir, g'ayri mutohhir deganlar. Demak, tadabbur uchun taqvo kerak. Qur'onni to'g'ri anglash uchun qalb toza bo'lish kerak. Abu Hanifa adashgan devori shuning uchun shunaqa odam bo'lish kerak. İmam Bayhaqiyda rivoyat bor. İmam Bayhaqiyda. Sahih hadis. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, mu'minlarga ochiqdan ochiq tuhmat qiladigan odam, tuhmatligi ochiq oydin. Dalil so'rasangiz dalil yo'q. Tuhmatni ochiqdan oydin bezlarcha qiladigan odam yo'q valati zino deganlar, yoki nasabida valati zinolik bor deganlar. Turibdi hadis, turibdi sahih hadis. Katta imomlarga bunaqa gap gapirib yuborishlik uchun inson ancha buzilgan bo'lish kerak. Oddiy odam gapira olmaydi. Qana qilib siz otangizni yuziga tik qara olmaysiz? Katta zotlarni adashgan bu hadis e'tibor bermagan devor olasiz.
Demek bu joyda ben bu gapni gapirganlardan nasaba haqida gapirmayapman. Tadabbur usullaridan birida qalbni tozalamasligiga dalil bu. Tahorati yo'q odam bo'lar. Namoz o'qib yuribdi, tahorati yo'q. Shuning uchun ko'ra olmaydi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا Kur'an'da kim takva kılsa unga Allah Teala furqan beradi. Furqan ne miydi? Hak bilen batılını acrata aladigen temyiz. Kurganizde bu hak, bu batıl deyişlik cüde katta narsa talep kıladı. Doktor bir narsaga yani taşhis koyarken bu virus, bu haqiqiy hujayra deb ajratishligi uchun qancha tajriba kerak bunga? Inson haq bilan botilni ajratishligi uchun bundan ko'ra kattaroq narsa kerak. Taqvo kerak. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyapti. Ochiq oydin. Abu Hanifa kim deyapti? Humrijal nahnu rijal deyapti. Shunda men bir joyda suhbatda shuni menga ko'rsatishini aytdim. Ominni jahri aytish jumhurni ijtihodi. Eyvallah, cumhurunun özün delili var. İmam Şafii, İmam Ahmet İbn Hanbel, İmam Malikiler de cehri, tamam. Ayetişedi, delilleri var. Süyengen üsülleri göre çıkıyor yaptı. Lekin bu degeni, ben, bizde mahfi aytiladi. Doğru mu? Aminli mahfi aytiladi. Biz niyem delillerimiz var. Sonra bırakız. Aminli cehri aytiş doğrusu de. Sarohatan omin jahri aytiladi degan biror dona sahih hadis yo'q. Agar sahih hadis bo'lsa, birortasida sarohatan ominni jahri aytish ma'nosi yo'q. Tushundingizmi? Hadislar ikki tur. Bittasi matni sarohatan omin jahri aytilardi degan sarohatan matn. Bularning birortasi sahih emas. Sanadida illat bor. Endi sahih bo'lsa, amin haqida aminni aytdi degan ma'nodagi hadislar sanadi sahih bo'ladigan bo'lsa, unda sarohatan lafz yo'q. Ijtihodga majol qo'yadigan matnlar bor. Dedim. Buni soddaroq qilib gapirdim. Bir hafta o'tmasdan raddiya chiqardilar. Paypoqiy. Bismillah. Raddiyani qarang. Buxoriyda sahih rivoyat bor, ko'rmagan bu deydi. Hop, qaysi sahih rivoyat? Ato ibn Abi Rabohda. U kishi aytdilarki, sahobalardan bir qanchalarida Aminni jahri aytganini ko'rdim. Hattoki masjidlar zirillab ketardi Aminni jahriligidan. Shuni keltiryapti. Yana bitta rivoyat bor. Aminni shunaqa jahri aytardilarki, hatto birinchi saf eshitardi debdi. Yana bitta rivoyat. İkita rivoyat. Buni rivoyatlari ko'pda, hammasiga kirmaylik, men shuni ikkitasini tahlilini aytaman. Birinchidan İmam Buxoriy Ato ibn Abi Rabohga aloqador bu matnni o'zining sahih to'plamlarida keltirar ekan, o'sha rivoyatni sahihligini shart qilmagan. Chunki İmam Buxoriyning kitoblarining nomi nima? Al-Musnadus Sahih min umuri Rasulillah sallallohu alayhi va sallam ve ayyamihi. Musnadus sahih. Musnad ne mi? Musnad. Sahabeden Peygamber aleyhissalatu vesselam eşitken, Peygamber aleyhissalamdan sahabe eşitken, sahabeden tabi'in eşitken, tabi'inden taba'a tabi'in eşitken ve bunu ta Buhari metinge kritikün geçe trik sanatke itiladı. Musnad bu. İmam Buxoriy musnad deyirken, İmam Buxoriy'nin keltirgen rivayetlerdeki sahihlik şartı fakat musnadga alakalı. Ata'nın rivayeti Ata'ya tegishli. Ata'nın ijtihodi. Abu Hanife nima dediler? Hum rijal ve nahnu rijal dediler. Ata bu fikrini aytdi, meni ham fikrim var deyaptilar. Ata bilgen narsani men ham bilaman demoqchilar. Sahih emas. İkincisi munkar. Açık aydın turibdi, aminni jahri aytardılar. Hatta birinci saf eshitardi. Aminni jahri aytilsa birinci saf eshitmeydi o'zi. Oxirgi saf eshitish kerak. Doğru mu?
Demek bu joyda matnda inkorlik var. Matnda munkarat var. Aminni o joydagi jahrisi Peygamber aleyhissalatu vesselam bazen mahfi namazlarda ham qaysi qiroatni qilayotganlarini birinchi safga eshitdirardilar. Eshitilardi. Masalan, Fatih surasini o'qidilar, men orqalarda edim deydi sahobalar. Vaholanki bu peshin namozi edi. Uni jahri deymizmi? Yo, jahri demaymiz. Abu Hanifa rahimahullohni demak, ijtihodlari bu borada oyati kalima. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiya. Robbingizga tazarru va maxfiy holda duo qiling. Amin o'zi nima? Ismi fe'l. Ismi fe'l. Nimani ismi fe'li? Istajib. Istajibni ismi fe'li. Ism o'zi amin ism. Ruvaybaga o'xshagan, a? Amhilhumga o'xshagan. Bular hammasi ismi fe'llar. Istajib duoyimni ijobat qil, amin degani bu. Alloh taolo Qur'onda duoni nima dedi? Maxfi qilsin, qil dedi. Maxfisi ma'qul. Abu Dovudda rivoyat bor. Duoni maxfisi jahrisidan 70 barobar ustun. Yoki shunga o'xshagan rivoyat bor. Al-Kamaqo. Dalillar shu. Yuqorida kelgan dalillarni hammasini tahlil qiling. Birortasida aminni jahri aytish matni sahih rivoyatlarda yo'q. Imom Buxoriy 2 ta hadis keltirgan. Bittasi Abu Hurayradan, ikkinchisi ham Abu Hurayradan. İkkalasi ham. İkki xil matnni keltirganlar. Birinchisi İza qala al-imam g'oyrul mag'dubi alayhim valad-dolin qulu amin. Shu rivoyat keltirganlar. İkincisi İza ammana al-imam fa aminu. İkinci rivoyat. Mana shu ikkita rivoyat sahih rivoyat. Musnad bu. Payg'ambar alayhissalom aytganlarida shubha yo'q. Birinchi rivoyat tahlilini qilamiz. Birinchi rivoyat iza qala al-imam g'oyrul mag'dubi alayhim valad-dolin qulu amin. Alayhim valad-dolinni eshitganingizdan keyin hali aminni demak imom jahri aytmadi. İmam jahri aytmagani uchun sizga aminni alohida buyuryaptilar. Aminni aytishda ixtilof yo'q, jahri maxfiyligida ixtilof bor. İmam agar jahri aytishlikka buyurganda edi, jahri aytganda edi, imomning amini bilan birga qizlar aytinglar derdilar. Birinchi javob. O'z-o'zidan Imom Buxoriy buni bilgan, Imom Buxoriy mujtahid odam. Bilgan va ikkinchi rivoyatni shuning uchun keltirgan. Ida qol ida ammanal imam fa aminu deganlar. Qachonki imom ikkinchi rivoyat bu. Aminni aytsa, sizlar ham aminni aytinglar degan. Mana shu rivoyat yuqoridagini quvvatlashi uchun keltirgan ikkalasini Buxoriy. Bizning muhaddislar, bizning mazhab boshilarimiz ikkinchi iza ammanal imam kalimasini majoz deyishadi. Hamil qilinadi bu birinchisiga. Nimaga? Chunki ikkita hadis bir-biriga zid kelishi mumkin emas. Birinchisi to'g'ri, g'oyrul mag'dubi alayhim valad-dolindan keyin sizlar amin deyinglar. Amin aytadigan o'rin shu degani. İkincisi ida ammanal imam bunu İbn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyda oyat bilan sharhlagan. Oyati karimada Alloh taolo nima dedi? Ida qumtum ila solati faghsilu wujuhakum dedi. Ida qumtum, ida ammanu, ida qumtum, ida ammanu bir xil degan. Ida qumtum degan nima degani dedik? Ida aradtum iqomatas solati. İza ammanal imam degani iza aradal imam at-ta'min fa aminu bo'ladi. İmam aminni aytishga qasd qilgan paytda sizlar ham aminni aytinglar degani. Aminda ixtilof yo'q. Bu amin irodani ya'ni ifoda qiladi. Aminni jahri aytilganligiga ishora qilmaydi. Bu bilan boshqa mazhablarga bizni ta'namiz yo'q, lekin bizni mazhabimizga ta'na qilganlarga javob bu. Aqliy dalilga keldi o'rin. Aqliy dalilda Abu Hanifa aytadilarki, amin Qur'ondan emas. To'g'rimi? Qur'onda yo'q, amin yo'q Qur'onda. G'oyrul mag'dubi alayhim valad-dolin degandan keyin hamma birdaniga amin desa, Qur'ondan degan fahm paydo bo'lib qoladi. Ajratish uchun buni maxfi qilinadi deganlar. Aqli dalil yuqoridagi dalillarni quvvatlash uchun xolos bu. Va boshqa dalillarimiz ham bor. Demak, umumiy ma'noda Abu Hanifaning
İctihad unsurları, usulleri de tabiinlerge, tabi'a tabiinlerge kigende, ular bilen tebbetin içtihat kılıçlık davasını kigendiler. Ve bu meydanda kim turuptu hazır? Ebu Hanife mezhab olarak turuptular. İmam Şafii etediler ki, fikhte barca Ebu Hanife'nge bakımende dedi. Bakımende. Hemme Ebu Hanife'den faydalandı. Başka yol yok. Demek bu orunda Ebu Hanife'ge hadis itibar megeyen deyiş, biraz cinayi karış. Mezhepke tane yetkadiş. Mezheplerge tane yetkadiş, o da düşmanlı niyeti. Düşman kılalmayan işini kılış, içimizde kırıvalı. Yani onlarge karşı yapırsak, demek ki siz bu Müslümanlarge karşı yapıra uğrasız deydi. Ebu Hanife Müslüman olmaz mı? Onge karşı yapırsa indemeydik mi? Söz oyunu kılışar. Demek, Kur'anlık düşünüş, hadisini düşünüş, yukarıdaki hadir sanagan fanlarımızı özleştiriş, Kur'an ve sünnetini doğru telkinige bizni alıp varadı. Bu mesela şunu da kop koyulsa, meydan başka adamlar bilen toledi. Zaman uçuşu bilen, Peygamber aleyhisselam dünyadan ötken zahatları sahabelerde kaldı iş. Sahabeler ciddi cehd kılıştı. Özlerden keyin müştehit allamalarını kaldırıştı. Ve ular özlerden keyin müştehidi mutlaklarını çıkarıştı. Hammaları tabi'a tabi'in, müştehidi mutlaklar. Bunlar medrese, mektep teşkil kılıştı. Ve usulünü ortaya koyuştu. Şimdi ne için usulünü ortaya koyuştu? Çünkü gap köpeyip gitkenini. Hamma haklıgenini yapırışı başlıgenini. Kur'an'ın yığılış tarihine nazar salıyordu. Kur'an'ın yığılış tarihine. Kitapka çürüş tarihine. Karılar halak bu kit yetkerliği için yazıp koyarak dedi. Birinci. Şu taşmış. Keyin Azerbaycan fatih bugende Huzeyfetül Yamani Azerbaycan'dan kelip Hazreti Osman'a etkiler. Adamlar kıraatta ihtilaf kılıyor dedi. Kıraatını bir cege, bir lehçege cemleş gereği. Kureyş lehçesi ge. Dedi. Muammanı körgende sahabeler onge yeçin tarikasını kıldı bunu. Peygamber aleyhisselamdan nekin kitap kuyunlar, Kur'an kitap şekillerde dursun diye geldiler. Hiç bir cahide yok. Bu muammaya karşı reaksiyeydi. Fikhte hem mahakla kendini getirdi, mezhepler çıktı ortaya. Üsül bu, kaide bu. Şu esaslı yürüsünler, tamam. Akidede problemler çıktı ki. Kelam ilmi, felsefe, İslam'ın akidesine huruç, hücum kılıçını başladı. İmam Maturidi çıktı, İmam Eş'ariler çıktı. Ularının etrafındaki şagirdler ciddi katta ciddi cahd kılıçtı ve ortaya akidenin usulünü koyuştu. Bu usul bizge hadirge kadar. İnşallah kıyametke kadar akidemizini doğru düşünüp, yani bir neçe manalar içi de en doğrusu ne degen savalge cevap biriş için Maturidi akidesi zarur. Kaçan ben Maturidi men deyişim kere? La ilahe illallah da Maturidi aşari degen yapı yok. Hamma bir onu de. Kaçan Maturidiyman dese bir adam çıkıp Allah asmanda oturup da ayağını asıltırıp dese ayet keltirse bunge, hadis keltirse aytaman. Bu natoru çün yapsan bunu. Usulge göre bütte keganedek kıraat kılasan sen nisbet, mekan nisbet vermiysen. Kolunu kol deysen aza demiysen. Manasını bilemen demiysen. Emin ruha kema caet. Yani kan değil olsa şunda utkasasan. Allah'a kayır da degen saval vermiysen. Çünkü kayırda Allah'tan marfu götürülgen. Kanday Allah'a saval buna ki saval verilmeydi. Allah hemen arsana yarattı, Allah'ını kim yarattı değil miydi? Yaratılış Allah'a hasmaz. Kayırda Allah'a birilediğin savalmaz bu. O marbu ayet, marbu hadis dese bunlarını Maturidi çüntürgen, çünçe bilen çüntüremiz. Şunda Maturidiyim ama. Ana uşanda Maturidiyim ama. İhtilaf bu megen meselada Müslüman. Bitti o değil mi? İmam Şafii uşa umde müştehidinin şartlarını sanarkenler uşa ahırları da zuhd takvaniyem alakta zikir kigenler. Kur'an'ı doğru düşünüş, Kur'an'ı doğru engleş takvageyen bağlılık. Bir kere gitmedim. Taharatsız adamlar taharatsızlığı da kança kub bulsa. Yaşı kekseygen sarı günahtan toktamasa onge kiin Kur'an tasdik miydi? Nur Kur'an karaygen, zenglegen kalpki kırbar mıydı? Kur'an uçun saf kalp gerek. İbn-i Teymiye'den rivayet var. Bir mesele yiçilmeye kalsa hiç kim yocağı kırbalıp saatler zikir kırarken
İbn Taymiye. Sahatlab zikir kılıp, tasbih uğurup, Allah'a iltica kılıp, Allah'ım, Davud aleyhisselam'a talim bergen indik, menge ilim ber. Süleyman aleyhisselam'a fahim bergen indik, menge fahim ber derkenler. Kiin mesele geçilerken. Ebu Hanife bir mesele çıkmaya kalsa, taharatını yengilep, iki rekat namaz okup, Allah'dan sorup ki meseleye yeçimini korarkenler. Bunga okşagen rivayetler cüde ko. Kadimgi ulamalarımız şunga okşagen meselelerde. Hemme asbab uskunelerge ige. Lekin yeçin mi yaptı? Nima kılış gerek? Endi takvaga bağlı kop kaldı. Onu siyen var. Demek adi sadde çünüledigen meselelerde ihtilaf yok. Hemmemiz çünkü tavuramız. Lekin ciddi meseleler bütün başlı milletini tashvishga qo'yishi mumkin bo'lgan masalalar. Darul islom, darul kufur, hijrat, jihad masalalari. Bu masalalarda demak, xohlagan odam Qur'onni ochib, ma'nosi mana shu deb ketishlikka mutlaqo haqqi yo'q. Muxtasarroq gapimiz shu. Savollar bo'lsa, savol-javoblarga ham ozgina vaqtimiz ajratamiz. Aminda tashvirdim, maqbidi. Şöyle bir soru alıp kalıyordu. Şarkı cemaat namazlarında dua kılayım yanında amindi. Nasıl anlatılır? Uyuyen mahfisi afzal. Elbette mahfisi afzal. Ki namazdan taşkarıdaki meseleler bilen namaz meselesindeki meselelerin ortasında farklar var. Namazdan taşkarıdaki meselelerde biraz ihtiyarlıra boladı. Urfga bağlıq boladı. Mesela cemaatten ki dua kılış, köçeye çıkıp salamlaşış. He? Bunlar urfi meselelerini özünün içine kamera baladı. Dasturhan usta dua kılınadı. He? Hemme dua kılıp, hemme amin de sırada kagallar dua kıladı. Bunlar urfiyetini kotaradı. Taabbudiymez. Bunun yönelişini korsatılmagan. Namazın içindeki ibadetlerde urfi narsa yok. Onlarda ne deyiladi? Tavakkufi deyiladi. Yok tavkifi yok ki taabbudi deyiladi. Ularda mana hatto ki bizning Hanafi mazhabida rukudan qaytganingizda nima deyiladi? Robbana va lakal hamd deyiladi. Yoki robbana lakal hamd deyiladi. Rivoyatlarda robbana va lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi bor. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi deb faraz qilamiz. Bizda shu joizmi desa bizda bu emas, narginisi afzal. Nimaga? Kelgan sahih rivoyat u. Aynan Rasulullah'tan kelgan sahih rivoyat u. Bunisi sahobadan bo'lgan. Sahoba aytgan uni. Robbana va lakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Payg'ambarimiz taqrir qilganlar, yaxshi gap gapirding deganlar, lekin amalda ta'budisi afzal deyilgan. Aminni namozning ichida maxfi aytishlikda ta'budiylik bor. Tashqaridagi aminda urfiylik bor. Urfiy ma'noda aminni maxfi aytsa Nurun alanı ne ayıta vursun? Cahri ayıtsa uruşki alakada ayıta vursun. Onun zararı yok. Sünnet diye. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen yakında rivayette vardık cenazede ayak kıyımını geçip ayak kıyımını sütür. Bizde fikirde şuna kadar sabar. Ayak kıyımımızdan yani hatırcan bu mesek. Ayak kıyımmez. Tegideki yerden hatırcan bu mesek. Yerdan hatırcan bu mesela, ayak kıyımını geçip üstüge çıkıp olsa, ayak kıyımını üstü okuyatken baladı. Necasat üstü okuyatken bu miydi? Uşandan kutuluş için kılınadı. Yani pakligige kumunuz hatırcan bulsa, hiç şart anasın. Özü ayak kıyımı bilen, ibadet, özü aslı cenazeye namaz aslıda, bizde dua deyimiz o namaz. Ne? Ham ayak kıyımını geçip okuş gerek, ayak kıyım bilen oku bu miydi degenlerse makruh, doğurmaz. Demek ki Peygamber aleyhisselamdan sahih rivayet var. Namazda Yahudilerge okşamayınlar, ayak kıyımı da ham namaz okuyunlar degenler. Yahudilerde şuna kadar düşünce var iken, ayak kıyımı bilen namaz oku bu miydi? Ulayem namaz okuydu. Onların hem ibadeti var. Ular öz ibadetlerini ayak kıyım bilen okuş caiz mez de biledi. Bizde caiz. Bunu ameliyen var. Peygamber aleyhisselam bir cihazda namaz okuyatı odular. Birden ne kıldılar? Kavuşlarını geçip yolları kop koydular.
namazı devam ettirdiler. Arkadaki sahabelere ne kıldı? Kavuşunu yeçip duruyor, yanına yakıp koydu. Namazı okup gendikten sonradılar. Ne için sizler yeçip koydular? Siz yeçkeniz için geçtik işte. Ya menikide necasat varken Cebrail menge ayetti, şunun için yeçip koydum. Lekin sizler ayak kimde okuyabilirler dediler. Ayak kimde mi okuturuş gerek? Bazı da. Bu namaz mı? Namaz? Yo, cenaze namazı. Cenazeye mi namaz? Uyuyam ayak kimde okusa bol olarak demek için. Yok, ayak kimde okurken. Sağ ol ülkelerde. Nazarım arkadaşlar. Sağ ol ülkelerde. Ondan sonra sağ ol ülkelerde. Ha. Yok, Kalalar, uzun uzun uzun. Defonlar, ayak kimde uyuyacağım geldi ama. Kırzağa git, yer yer olursa. Biz ne yapıyoruz? Ayak kimde okusu caiz. Ayak mı? Hemesi ki. Ben asasen seferde ayak kimi geçmeyeyim ben. Taharet buladı. Yani bir taharet okumuyorsunuz. Taharetiz var. Ayak kimiz taze bugün deyken. Secde izge bitti. Peşen izlay bu mesleğine. Yok ki çeng bu mesleğine haklısayız. Kim mi? Kurtke izi koyası oldu. Ayağı da okuyuruz. Onu yiçip Allah'a da ayakı cakiliş. Kıyınçiliği haraç dokduradı. Taza bugün ne kim oldu okuyun biraz. Tazalaşma usulleri muhtasarda korsatılıyor. Doğru mu? Ayak giyimiz, kavuşunuz, lay bulsa, mesela necasat, kuruk necasat ihtimali bulsa, yerge, üç mertte işgalasıyız, taza buladı. Eğer hıl necasat tekken bulsa, yuvuş gerek onu, örgütken bunu. Neme için tazalaşıyız gerek ayak giyimini? Namazı kuş için de. Taharat neme için gerek bizge? Namazı kuş için. Ayak giyimini tazalaştan korsatılan maksatım şu, namazı caiz bu geldiği için, tozalaşlığını o'rgatilgan. Xo'p. Bismillah. Hozirgi paytda javoblar chiqyapti, hozir kelyapti, Turkiyadan kelyapti. 5 yillar. Shu masalani so'rashyapti. Mana aynan mana shu o'ziga qilsa bo'ladimi? Javobning sifatlari bor. O'sha sifatlar topilsa joiz. Bunda ixtilof yo'q. Barcha mujtahid ulamolar javobni unga qo'yilgan shartlar bilan mahz tortishligiga joiz degan. Shurun Biloniy 8 tami keltirgan shartini. O'zi 8 tada bittasi yuvilgan oyoq bo'lsin degan. Qolgan 7 tasi javrobga yoki 6 tasi javrobga aloqador. Pishiq bo'lsin, suv o'tkazmasin, u bilan bir farsax yurish imkoniyati bo'lsin, ha? Piyoda peshkom. Ayağını özde tursun, nima bilandir bağlav olmasın. Va bir qancha şartları var. O'sha şartlarını topilsa joiz. Lekin afzal masu. Çünkü afzal Kur'an'ga amal qilish. Kur'an'da Alloh taolo yu degan. Kur'an'ni oyatiga turganda unga amal qilish eng afzali hisoblanadi. Undan keyingi o'rinda mutawatir hadis var. Javrab o'zi lug'atda ikki xil ma'nosi bor. Bittasi majoz sifatida oyoq kiyimi deb ishlatiladi-da mahsiga aytiladi o'zi. Javrabning bitta ma'nosi mahsi o'zi. Terilik bo'lgan. Ikkinchi ma'nosi, asl ma'nosi bor, o'sha go'ri po. Kavrabdan olingan, oyog'ini qabrur rijil degan, lisonan arabda qabrur rijil degan. Oyog'ini qabri. O'shani demek sıfatlarını mahsige yakınlaştırış için urunulgan. Hadislerinin mutavatır kuvveti mahsige kegen de. Uşa hadislerge bunu dahil kılıçlik için harekat kılıngan. Bu pişik bolsun, su ıt kazılmasın, umday bolsun, munday bolsun. Sıfatlarını uşa paypak değil yetken cavratta cemleseniz mahsige uşa kılar. Mahsige uşa gendenkiyin daliliniz nime boladı? Mutavatır hadis boladı. Oyatdagi yuvni o'rniga bu o'tadiki. Oddiy paypoqqa maqtort degan odamlarning rivoyati, ya'ni suyangan dalili shiyalarni yalang'och oyog'iga tortgani dalilichalik emas. Shiyalar oyatga suyanadi. Va arju likumni qiroat qiladi ular, oyoqqa ham maqtortadi. Paypoqqa maqtortayotgan odamni shuning uchun bil ittifoq tahorati tahorat emas. Bugungi mana paypoqlarga endi namozni qabul qilsan qattan bilasan deydi bittasi. Men to'g'ri bilmayman, qabul qilish qilmaslik Allohning ishi. Alloh taolo marhamati keng zot. Alkash ham duo qilsa qabul qilishi mumkin. Lekin shartlari bor-da namozni. Betahorat namoz o'qiyver demaganda Alloh taolo.
Kur'an'ın ayeti bekar gelmez ki. Şu, şimdi o şey, Türkiye'den kelgan ashal, ashal mest. Ashal o Arapça, yengil mest degani. O şeyini o'rganib birinchi fatvo zikr ahlidan so'rang bergandi. Hazratdan boradilar, unda o'rganib chiqib, aynan maqolasini o'zimiz yozganmiz uni. Joiz deyilgandi. Keyinchalik uni sifatlari o'zgarib ketdi, boshqa narsasi o'zgarib ketdi. Hozir joiz demayapti. Zikr ahlidan so'rangan buni o'rganish kerak deyapti. Odamlarga sanoat yuzasidan o'sha narsalarni terilik ishlab chiqarishlikni buyurish kerak. Doim boshqaning sanoatiga ergashib, masala so'rab yuravermasdan o'zimiz chiqarishimiz kerak. Muhammad G'azoliyga bir kishi kelib aytgan. Soatni o'ng qo'liga taqsam, taqaymi, chap qo'ligami? Deganda u kishi aytganki, sen oldin o'zing ishlab chiqar, keyin oyog'ingga ham taqsang mayli degan. Birovlar ishlab chiqargan narsani nima qilay deb yuribmiz-da biz. Oddiy javrapimiz to'g'rida shuncha ixtilof. Ixtiloflarning yechimini sanoatdagi odamlar yechish kerak buni. Ishlab chiqish kerak, javrapni chiqarish kerak. Oddiy paypoqqa o'xshagan bo'lsin, lekin javrobning shartlariga javob bersin. Maqsadini shartlariga javob bersin. Oyat va hadislarga dohil bo'la bilsin. Shunaqa deyish kerak, kelgan odamga ham aytish kerak. Ibodatda ehtiyotkorlik muqaddam turadi. Siz ibodatingizda ehtiyotkorlikni o'ylayvering. Osonlikni o'ylab, yengil buyog'i foydalanib qolay emas. Ha, foydalanish imkoni borda borda, lekin namozingiz namoz bo'lmaydi yoki bo'ladi masalasi tortilayotganda bo'ladi tomonini olish kerak. Ya'ni bo'ladigan tomonga yurish kerak. Ehtimol u yaramas. O'shaning uchun undan odamlarni taqvoga chaqirish kerak. Xo'p, bismillah. Assalomu alaykum. Hozirgi zamonaviy anaqa bo'ladi-ku, Bitcoin bo'lgan narsalar, ularni haqqi tutib ketdi. Ularga nima deysiz? Hozir Bitcoin o'zi kriptovalyuta deyiladi. Bitcoin kriptovalyuta. Kripto degan nima degani? Gizli degani. Yashirin, ya'ni real emas degani. Sanal, raqamli degani, ya'ni bir ma'noda. Demak, uni blockchain degan sistema bor o'zi. Blockchain sistemi. Mesela dünyada hazır, 2-3 yıl aldığınız malumat, 16 milyondan aşık Bitcoin işlep çıkarıldı. Bitcoin'i işlep çıkarışlık, kompüterinin yani arifmetik üslubiyetine bağlıq. Bütün dünyada siz eğer Bitcoin'i yasasanız, borgan sarı kıyırlaşı bar yaptı. Birincileri asan idi. Borgan sarı kıyırlaşı bar yaptı. Çünkü formula köpeyip gitti. Bitta Bitcoin yaratılsa bütün dünya ko'radi onu. Bizde bo'lar mı da hazır? Magazinga chiqasizda, yoningizda pul yuz yok, un şeker aldığınızda daftarga yozdirib qo'ydingiz. Shunaqa qishloq joylarda ham bo'lardi, mahalla anaqalarda bo'lardi. Ha? Qog'ozga yozdirib qo'yasiz. Keyin kelgan to'lab ketasiz. O'sha qog'ozga yozib qo'yish, men sizga sistemasini aytayapman. Qog'ozga yozib qo'yish uslubidan olingan. Bitcoin ishlab chiqarkansiz, siz o'sha qog'ozga tushasiz. Butun dunyo biladi sizni oldi-berdi qilish masalasingizni. Bitta odam, bitta qassob yozmaydi, butun dunyo daftariga yozadi. Siz bitta Bitcoinni bir kishiga jo'natdingiz, uni evaziga bir narsa olsangiz, sizni Bitcoiningiz falonchiga o'tganligini hamma yozadi. Endi o'ylang, 16 million odamning ichidagi 16 million formulani ko'paytirsangiz, cheksizlik chiqadi. Yangisini ishlab chiqarish shuning uchun qiyin. Bitta Bitcoin ishlab chiqarish uchun hozir kamida 10 ming, 20 ming dollarlik kompyuter yasashingiz kerak. Odamlar qiyapti buni. Podvaliga kompyuterlarni, protsessorlarni qo'yib qo'yib, 24 soat ishlatishadi. Soddaroq qilib aytay, masalan, kodlik eshik, safe. Birdan 9 gacha bo'lgan son. Bularni, ya'ni ehtimollar nazariyasi bilan, ya'ni klassik ehtimollar nazariyasi bilan yechish mumkinmi? Mumkin. Kompyuter o nazariyalarni hisoblab chiqadi. Qana hisoblaydi? 9 ta raqamni soni nechta bo'ladi? 9 ta bo'ladi. 9 ta raqamni boshidan boshlaydi. Birinchi ehtimol nima?
1-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 1
Açın beni. İkinci variant. Bir, 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 sekizde bir, bitti iki. Açın beni. Yedide bir, bitti iki, yani bir. Altıda bir, yani iki, koyan yani üçte bir. Bana şunu formülesi şunu. Şunu indi. Tez şekilde geçebilen kompüter koyuş gerek aldıgı. Şimdi bu milyardlarını hesapla çıkış gerek. Her bittesini koyup çıkış gerek. Ahir bittesinde çıkıp açar. Bitti ihtimal var da var da. Bu ihtimallar nazariyesi bilen Bitcoin'ni kodlaştırış, blockchain sistemesine tıkış yani aktivleştiriş için bana şuna hangi formülelerini işlep çıkartırken kompüterler koyulurken. Hiç kim nazarat kımıydı bunu. Sizden kalalıyız yüzde oturup alıp. Hazır Bitcoin'in narxı 54 bin dolarına çıktı. Ötken hafta, iki hafta aldım 46 bin dolarına düşken idi. 58 binden 46 bine düşüyordu. 10 bin, 12 bin dolar düşüp gitti. Bu cide katta yut kızık. Kadir yine kurtarıldı. 6 bin doları kurtarıldı. Oyun bunlar hamması. Ve bunun mukabili 1300'ye yakın. Şunaka kriptovalütalar çıkardı yaptı. Blockchain'e alakadar özlerinin sistemeler var. En aktivi yani en meşhuru Bitcoin. Ve şer'i cihattan bunu hazır gökünde ulamalar nacaiz deydi. Caizmez. Demek ki garantiye yok. Spekülatif sisteme bağlı. Ne demek spekülatif? Kolinizde hemen tavar sizin cilavinizde haklıgın payette bitti tartıp uyup adamlarına bunu muhtaç kılaz. Haklıgın payette meydanı çıkarıp haklıgın narsa satarıyız. Bitti adam ve kimliği normalim bugünden ki bu sisteme caizmez. Şeriyette caizmez. En sadda varianti siz bilen savda kılıyıp ben o köşede 3 fiti yetken çırağıyla tutu 3 fiti yaptı. O mesela için. Narhı 10 bin dolar. O şey tutu meniki dedim size. Sattım o şana dedim. Siz aldım dediyiz. Savda buladım. Bu meydi. Ne için? La tabi' ma leyse indek. Kolinde bu megen narsanı satma dedim. Ve Bitcoin sistemesi, Bitcoin sistemesi farazem değilik, gelecekte şu bütün dünyanı egellese başka pullarını, başka meblağlarını inkırazga uçuratsa onda zaruraten mecbur bulunmadı. Başka yolu yok. Şunun için ne kılınadı? Hazır IT teknolojiye bulan şugullan etken Müslümanlarga katta vazife yüklenedi. Bitcoin'e urgu vermezden o şey sistemenin mukabilini yaratış gerek. Uzumuzkiler kılış gerek bunu. Kılış yaptı, bütün dünya kılı yaptı bunu. Kutu oturup dinamı bularken deyip. Hazırca tilla, kumuş, pul, bu narsalar işlep durup da. Eğer Bitcoin ortaya çıksa hemmesini yandırır, yok kaçırır. Ve caizmez. Hazır gökünde caizmez. Ben bilen ne iştesi kirli baks kıldı? Baks kımakçı buldu. Bittesi kirli baks kıldı. Hagen hemmesi uzağdan namımızı içtik ki ayakaya kaldı. Tesliyle bahs kıldık, bir hafta ötmesinden 10 bin dolarına yedi Bitcoin. Bu balon tapamayıp ben hazır. Ne mi buldu? Bitcoin'e pul tükkanlarına kim cevap verdi? 50 bin dolardan, yani 58 bin dolardan 10'ta satı var. Kaçı baladı? 580 bin. Bir haftada 46 bin geçti, 12 bin dolardan yutkazdı. Kaçı baladı? 120 bin dolar ketti. 120 bin dolarına 30 binden 4'te don beredi, üy beredi. 4'te yitirme başını silahsa beredi. Bu Müslümanlı pulu ketti. Mambadan nasıl bahs kıldı? Yo, ona kaydı, bana kaydı, silah arkada kap ketken silah. Hali Behbudi'den yapıradım ye, hali Cadıççı'dan yapıradım ye. Ve ben yakara. Bitcoin'i ben senden yakışı bilemem dedim. Önce yapar yaptı değil mi? Ben senden yakışı bilemem sisteme seni. Ben Bitcoin hakkında sohbet kıyanımda sen hali bunu oylamayken sen. Nemege biz, yani bizmez. Müslümanlar ummen, Müslüman ulamalar. Ben uzun ulama demeyip ben benden sonra yaptım. Ben ulamaların yapını yapıp caizmez dedim onge. Nemege ulamalar senge caiz kıbir iş gereği. Ya çünkü dünya şunge karab keti yaptı. Yo sen onlara hizmet kıyapsan. Şimdi koy gapı yakıştır dedim. Allah için doğrusunu ayet dedim. Kaçı pul tükken sen şunge dedim. Sen ya onu koyavurayım, pul tükme gelme anakası. Kuda uçuna ek dedin. Ya koyavurayım dedi.
Bana şu dedim, sen pul tikip koygansan, bu adamların pul tiktirip koygansan, şimdi bunge ortaya kayıt almayapsan. Türklerde bir yakşı makal var. Zararın neresinden dönsen kardır deydi. Zararı kayırıdan ortaya kaysan şu fayda deydi. Zararı çukur kötü vurgan sarı zarar kötü vuradı. Tok da zararda buldu. Kollu kötar buldu deydi. Tikip koygan pulini aklaşın bizge orkada koygan dem tuhmat yapıştı diyorsan. Biz orkada koyma gelmez. Kanayın mı IT teknolojik mas mı? Lekin IT teknolojiklerden kapama. Ne demek ki kımayızlar şu işlerini? Ne demek ki bizi, özümüzünü, sistemimizini işlep çıkmayızlar? Çünkü bilimiler kem hali. Bırak koyu verirken neyse ki isteyim alçımız. Nacayız o. Nacayız değil orası hazır yükünde, nacayız. Spekülatse ular hammesi, bismillah. Yani kimden ama savağın çıkış ki kança bağlı yani? Buldu ha bizi? Mümkün kişi misafirge iktidar kısa, onda misafirge okulu genden ki mümkün türgenle faal var mı? Yok. Bizde Hanefilerde yok. Mümkün misafirge iktidar kılsa, misafir iki rekat namazını okup bu genden kiyin, salam verirdi. Atimu salatakum fe inni musafir deydi. Namazilerini ada kıyınlar, ben misafirmen deydi. Eğer arkadakiler ki indemegen bu sen. Aldığından ayıp koyan olsa bu gibi yapırı şart demez. Keyin arkadakiler ornudan turadı, Subhanallah miqdarı da kıyamını hasıl kıladı. Elhamdülillah okumaydı, Bismillah demeydi, rükuge Allahu Akbar deyip getirdi. Semiyallahu liman hamidah, Rabbana ve lekel ham, secde kıladı. Yani ornudan turadı. Yani şuna kadar Subhanallah miqdarı da tik turadı. Elhamdülillah okumaydı. Elhamdülillah okumaydı. Neme uçun? Çünkü Hanefilerde arkadaki muktedi kıraat kımıydı. İmam Buhari'nin hadisleri delil. İnnemâ cu'ilel imam liyutimme bih. İmam kılıçtan közlengen maksat, bunların namazını ne kılıç? Oku biriş. İmam oku verdi tamam. Bizde Fatiha okulmaydı. La salata limen lem yakra bi fatihatil kitab la salata kamilete bu. Mükemmel namaz manasıdır. Oşan için Fatiha suresi vacib bizde. İmam okusa kifaya. Şimdi bunu delilleri kop da. Ahırı bitti delil, en küçük delillerden bittesi. Abu Hanife aytadılar ki, yani Hanefi mezhebe aytadı ki, Şafiiler aytadı. Orkada Fatiha okuş gerek, doğru mu? Şafiiler ki harabe aytadı. İmam namazda rükuge ketti. Rükuge ketti. Arkadaki muktedi geldi de rükuge ne kıldı? Erişti. Şu muktedi, o şey rekatını topken boladı mı? Topken boladı. Rükuda topken boladı. Bu ittifak. Şafiiler ama aytadı. Rükuda namazını topken boladı. Elhamdülillah okuma diyor arkadaki bana. Elhamdülillah okuma rükunu taptı. Demek Fatiha rükullerden meseken. Şunerli mi? Kuddu şu deydi bizikiler. Fatiha okumayınız. Şimdi mukumge ıhtıdakı geniz deydi. Arkadaki adam turup yetmegen namazını okuvalardı. Çünkü o namaz kıraat kılınmegen namazıdı. O yüzden okuş gerekti onu. Lekin musafirge ıhtıdakısayız namazı tola tüksü okudu. Tamamen ıhtıdakıldıyız. Arkadaki iki rekat siz vacibiniz. Kıraatını o kıbogen. Asasisini siz kımıyorsunuz. Şu. Bismillah. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk. Ve netubu ileyk. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Namlul vakarim. Tamam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Rahmet. Cezakallah.